Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm efendim, merhabalar. Altaş Televizyon ekranından, Sahur Meclisi'nden hepinize kalbi selamlar. Bizleri bir seher vaktine daha ulaştıran Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bu akşam hakikaten mühim bir konuyu konuşacağız. Zira her sabah uyandığımızda karşı karşıya kaldığımız bir hayatın nasıl tahammül edilebilir oluşuna dair cümle kuracağız. Bu hayatın neden var olduğuna dair, bu hayatta nasıl başa çıkabileceğimize dair ve bu hayatın sonunda bizi nelerin beklediğine dair. Yaratılış hakikatlerimize dair cümleler kuracağız bu akşam. İmtihana dair cümleler kuracağız. Dünyanın imtihan dünyası oluşu ve bu imtihanlarla başa çıkmada sabrın, şükrün, tevekkülün, rızanın, hamdin yani kulluğun ana kavramlarının bu başa çıkmada nasıl bize yardımcı olacağına dair inşallah çok kıymetli bir kardeşimle, hocamla mütala ve mülahazalarda bulunacağız. Bu akşam, bu gece sahur meclisimizin ev sahibi, Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı Ebu Bekir Cüm. Kıymetli kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hamdolsun hocam, iyiyiz. Bu program vesilesiyle de bir araya gelmiş olduk. Rabbim inşallah toplantılarımızı hayra vesile eylesin. Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerif nasıl gidiyor? Hamdolsun hocam. Herhalde artık bugün 10. gün. Hoş geldin Ramazan ayının yavaş yavaş ilerlediği süreçler. Rabbim hem Ramazan'da bu gibi işte değerlerimize, sabır, şükür, hamd gibi değerlerimize sarılmayı hem de hayatına tatbik etmeyi bize nasip etsin. Amin. Kardeş, dünyanın yaratılışına dair bir mottomuz var. Nedir o? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Evet. Rabbimiz böyle buyuruyor. Biz sizi derken cinleri, insanları, iradi varlıkları bize kulluk etsin diye yarattık. Evet. Kulluk da kelime-i şehadetle başlanan bir yolda sahip olabileceğimiz bir vasıf. Evet. Bu kulluğa dair cümle kursak neler söyleyebiliriz? Kelime-i şehadet getirmek tek başına yeterli mi? Sonrasında Allah Azze ve Celle Hazretleri bu kulluğu bizden görmek adına bir takım süreçlere tabi tutuyor mu? İmtihan dediğimiz kavramı nasıl anlamalıyız? Bu dünyanın, bu varoluşun üzerine cümle kurmak istesek neler söyleyebiliriz? Hocam, öncelikle konuşmaya şöyle başlayabiliriz. Aslında imtihan dediğimiz şey verilen bir ehliyetin nasıl kullanılacağıyla alakalı bir durum. Mesela örnek veriyorum, işte araba kullanmak için bize bir ehliyet verilir. Hı hı. Ve bizden beklenen şudur. Yani o arabayı yolda düzgünce kurallara göre kullanabilmek. Bir yere çarpmadan, yaralanmadan veya işte bir sakatlık geçirmeden. Aslında imtihan dünyasına bizim gönderilmemiz de bize bu ehliyetin verilmesi. Bizde de işte söyleyeceğimiz kavramlar işte sabır, şükür ve hamd gibi kavramlar da bu arabayı kullanabilmemiz için işte gazımız, frenimiz tabiri caizse. Ve bu ehliyeti kullanırken de tabii ki imtihan olacağız. Çünkü direksiyon bizde. Bizde de cüz'i bir irade var. Onun bir tecellisi olacak. Kullar olarak biz de elimizden geldiği kadar o arabayı çok işte kırmadan, dökmeden menzile ulaşmaya çalışacağız. Sabır edeceğiz. Bazen işte yollara farklı şeyler çıkacak. Tümsekler çıkacak, çukurlar çıkacak. Hocam bunlar olmak zorunda mı o tümsekler, çukurlar? Allah'ım, sana iman ettik dedikten sonra biz artık bu imtihanı geçmiş sayılmıyor muyuz? Tabii hocam, şimdi şöyle bir durum var. İnsanın duygu, durum ve yaşayışları üç ayrılıyor. Biri kalbi, biri fiili, biri de artık sözlü bir şekilde. Örnek veriyorum, sevmek dediğimiz bir olgu var. İnsan sevmek için kalbiyle o duyguyu yaşaması gerekiyor. Daha sonra fiili olarak sevdiğine bir şeyler vermesi gerekiyor ki sevdiğini yansıtsın.
ve son olarak sözlü olarak yapması gerekiyor. İmtihan dünyasındayız. İşte niçin ibadet ediyoruz Rabbimize? Kalkıp da işte Yunus Emre'nin dediği gibi vermeseydi Allah cenneti ona dahi secde etmezlerdi mantığıyla secde etmiyoruz. Yani sırf cenneti kazanmak için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz bunu. Ve imtihanın da bir karşılığı bu aslında. Yani sadece sözle yapmıyoruz, ibadet ediyoruz. İbadetimizin karşılığında da bir şey bekliyoruz, bize bir yansımasını bekliyoruz. İşte sevmek dediğimiz şeyde ne olur? İnsanın kalbi titrer, karşıdaki kişiye karşı bir şeyler, bir sempatiler, muhabbetler doğar. İşte ibadet dediğimizde de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, onlar Rablerini andıklarında kalpleri titrer. Yani aslında bizden beklenen bu. Yani imtihanın yansıması da şu şekilde, biz bu galubela dedik elest bezminde. Galubela dedik ama işte her iddia olunan şey, her müddei karşısında o iddiayı savunan kişiden bir şey bekler. İspatla yani, mükelleftir değil mi? Kesinlikle. İddia, ispatla. Mükelleftir. Yani ben size aşçıyım desem güzel bir yemek yapmam lazım ki kanıtlamam gerekiyor. İmtihanın mantığında da bu var. Yani tabii ben güzel bir aşçıyım demek oluyor kelime-i şehadet. Ama iş orada bitmiyor. Yani asıl olan yemek yapmaktır, mutfağa inmektir. Biz de mutfağa indik. Ayet de var değil mi bununla ilgili? İman ettim dedikten sonra sizi öyle kendi halinize... Evet. Hocam hemen önümde Ankebut suresi 2. ayet. Estağfirullah. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Yani insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Tabii ki yani imtihanın doğasında budur. İşte ben araba kullanabiliyorum demekle araba kullanılmıyor. Dünyaya kulluk için gönderildik. Kulluğa niyet ettikten sonra da bunu ispatla mükellefiz. Kesinlikle. Bu sürece de imtihan diyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Güzel bir özet oldu hocam. Şimdi imtihan dünyasında da işte karşılaşacağımız zorluklarla başa çıkmak adına işte sabır ve şükür ve tevekkül dediğimiz kavramlar ortaya çıkıyor. Aslında bu iki ayağı yere bakan, tek ayağı da manevi olarak yukarı bakan bir şey, bir durum. Mesela işte şükrederiz, hamd ederiz ve sabrederiz. Mesela sabrederiz, işte bazı zorluklarla karşılaşırız, bazı güzelliklerle karşılaşırız, şükrederiz. Ama hamd Allah'a karşı. Yani neyle karşılaşırsak karşılaşalım. Şükredeceğimiz hususlar olsa da, sabredeceğimiz hususlar olsa da hamd etmek. Hamd aslında şükür ve sabrı saf dışı bırakan bir şey. Çünkü ne olursa olsun varız, dünyaya geldik. Ve böyle bir nimete muhatap olduk. Allah-u Teala bizi muhatap olarak kabul etti. Buradaki nimetten kastımız varlığımız. Tabii. Ve Allah'ın bizi muhatap alması. Ve asıl olan şu hocam, ve bu nimetlerin de geri verilemeyecek olması, geri dönütünün olmaması. Örnek veriyorum, ben şahsım Ebu Bekir olarak yani size bir şey hediye ettim veya verdim. Bunun karşılığını siz Kasım hocam olarak verebilirsiniz bana. Bu dünyada o yüzden şahıslara teşekkür ederiz. Yani hiçbir başkasına hamd etmeyiz. Ama hamd karşılıksız olur. Çünkü geri dönütü olmaz. Yani ne verebiliriz ki işte sahip olduğumuz gözler için veya sahip olacağımız yarınlar için veya işte başka nimetlerimiz için, annemiz babamız için vesaire. Yani karşılığını herhangi bir şekilde ödeyemeyeceğimiz nimetlere hamd ediyoruz. Hamd ederiz. Kesinlikle. Neye şükrediyoruz hocam? Bu konuyla alakalı hemen bir pasaj söyleyeceğim hocam. Bu arada hamdle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediği rivayet olunur. Elhamdülillahi ala kulli hal. Evet. Yani her hale hamdolsun buyurduğunuz gibi değil mi ki varım, mevcudum, değil mi ki Allah'a muhatabım. Evet. O halde hani hoştur bana senden gelen ya hilat yahut kefen, ya gonca gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş, dizelerinde olduğu gibi olana ya da olmayana bakmaksızın bizatihi varlığın kendisine hamd. Evet. Efendimiz öyle dermiş. Her halükarda, her halde hamd olsun. Evet. Hocam,
İbrahim bin Ethem Hazretleri ile alakalı bir şeyi var, sohbeti var Şakiki Belhi'nin. Hı hı. Kendisine soruyor, geçim hususunda ne yaparsınız diyor. İbrahim Ethem de bulunca şükreder, bulmayınca da sabrederim diyor. Belhi de şöyle diyor, Belhi Hazretleri, bunu affedersiniz Horasan'ın köpekleri de yapar. Hı hı. O zaman İbrahim Ethem tekrar soruyor. Diyor siz ki, ne yaparsınız? Siz ne yaparsınız bunun karşısında? Bulursak şükredip infak ederiz, bulamayınca da şükredip sabrederiz. Yani aslında biz bu kavramları biraz daha böyle ayrıştırmaya çalışıyoruz ama bir arada bu kavramlar. Ne yaparlarmış hocam? Bir daha paylaşır mısınız bizimle? Bulursak şükredip infak ederler. Bak bulduklarında infak ederlermiş, evet. Bulamadıklarında sabrederler. Sabrederlermiş. Şükrederlermiş. Sübhanallah. Yani iki durumda da aslında şükür. Yani iki durumda da hamd etmek. Çünkü göreceli bir şey hocam sabredebileceğimiz şeyler. Hiçbirimiz Hazreti Eyüp gibi sınanmadık. Yani biz mesela bugün örnek veriyorum akıllı telefonumuzun modelinin düşük olmasına sabrediyoruz. Ama bu göreceli bir sabır. Yani birçok insanın elinde olmayan bir nimet aslında. O yüzden sabır ve şükür hep bir arada olmalı. Sabrederken alt tabakalara, şükrederken de üst tabakalara bakmak bu yüzden gerekiyor. Peygamberimizin bu konudaki tavsiyesi şöyle. Dünya söz konusu olduğunda evet. Alt tabakadakilere bak. Alt tabaka burada evet yani görece olarak senden daha az şeye sahip olanlara bak. Evet. Dünya söz konusu olduğunda. Para, mal, mülk, şöhret. Zira bu senin ayakta durmanı sağlar, nefes almanı sağlar. Yani dünyanın seni boğmamasını sağlar. Kesinlikle. Bu elhamdülillah demeni sağlar. Sahip olduğun şeylerin sende bir tatmin duygusu meydana getirmesini sağlar. Çünkü onlara sahip olamayanlar da var. Ahiret söz konusu olduğunda da diyor Peygamber Efendimiz, senden yukarıdakilere bak. Yani cumadan cumaya camiye gidiyorsan hiç gitmeyenler var deme. Günlük namaz kılanlara bak. Günde birkaç vakit namaz kılıyorsan, ya ben cumadan cumaya gidenler de var. Ben günde en azından bir iki vakit namaz kılıyorum deme. Beş vakit namaz kılana bak. Beş vakit namaz kılıyorsan, nafile namaz kılana bak. Nafile namaz kılıyorsan, teheccüd namazı kılana bak. Birazdan inşallah biz de seher vaktinde böyle bir namaza niyet edeceğiz kardeşlerimizle. Yani Ramazan orucu tutuyorsan, İşte üç aylar orucu tutuyorsan bütün 12 ayın başında ortasında sonunda oruç evet. tutanlarına infakta zekat veriyorsan hep bir yukarıda kim var? Allah'ın rızasına kavuşma ümidi senden daha fazla olan ona bak. İlki seni düşmekten kurtarır, dünyanın seni boğmasından kurtarır. Hırsın, egonun, dünyaya duyulan şehvetin seni nefessiz bırakmasından kurtarır. Senden daha geride olanlara bakman. İkincisi de hocam sana diyor Efendimiz Allah'ın rızasını ve cenneti kazandırır. Evet. Çünkü senden geridekilere bakarsan o seni geriye çeker. O benden daha kötüleri var canım. O bunlardan cehennemde bana yer kalmaz gibi kesinlikle. Anlayış. Tabii. O işte sakat, sıkıntılı, çok sorunlu bir anlayış. Siz söylerken de aklıma geldi hocam. Yani aslında elhamdülillah derken hangi durumda olursak olalım. Elhamdülillah demek. Çünkü biz Allahu Teala'nın baktığı nazarla bakamıyoruz. Bize göre hayırlı olan bir şey belki de hakkımızda hayırlı değil. İmtihanlar dünyasında yaşıyoruz. Tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasında, Hızır'la olan Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Allah-u Teala adeta bize ders olarak öğretiyor. Diyor ki, yani bunu Hazreti Musa Aleyhisselam başaramadı. Yani o dahi bilmiyor. Tabii sabredemedi yani. O yapamadı. Çünkü olayların arkasındaki hikmetlere vakıf değiliz. Gaybı bilen yalnızca Allah. Biz kul olarak bakıyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Şöyle tahayyül edebiliriz kendimizi. Elimizde bir fener var. O fenerin adı bugün. Bugün diye bir fener var. Ve karanlık bir yolda ilerliyoruz. Yalnızca o bugünün bize gösterdiği kadar aydınlık bizi yolumuza itiyor. Belki biraz daha ileri gittiğimiz zaman bir uçurum var.
Yani yarının neler getireceğine vakıf değiliz. Geçmişe dönüp de bakamıyoruz. Yani dolayısıyla bizim görebildiğimiz şeyle Allahu Teala'nın görebildiği çok farklı. Çünkü Allahu Teala'nın işte sıfatlarından kula işte cüz'i bir şekilde vermiş ya Allahu Teala. Örnek veriyorum basar. Örnek veriyorum semi. Allahu Teala her şeyi işitir. Biz kuluz. Belli desibelleri işitebiliriz. Allahu Teala her şeyi görebilir. Biz belli şeyleri görebiliriz. Hiçbirimiz şu duvarın arkasındakini göremiyoruz. Sınırlıyız çünkü. Dolayısıyla olaylara bakış açımız, imtihanlara bakış açımız da bu minvalde olmalı. Yani biz kul olduğumuz için tabii ki her şeyi göremeyeceğiz. Bu bizim için bir imtihan vesilesi. İşte sabır ve şükürü gerektiren şey de şu. Allahu Teala ezeli ve ebedi bilen. Yani bizim yapacağımız olayların seçeceğimiz seçenekleri bilen bir Allahu Teala var. Yani hani şımarmamamız gerekiyor, sabretmemiz gerekiyor, şükretmemiz gerekiyor ya hani. Niye? Çünkü biz olaya yeni girdik ve o olayın heyecanı var bizde. Ama Allahu Teala zaten biliyor. O ilmiyle, ezeli ilmiyle. Dolayısıyla işte imtihanlara bu gözle bakarsak, yani dünyaya bu gözle bakarsak, bu nazarla bakarsak o zaman deriz ki ya benim çok şükretmem gerekiyor veya benim burada sabretmem gerekiyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ya, deme niçin bu böyle, yerindedir o öyle. Var sen sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kesinlikle. Hani biz kendi fenerimizin ışıttığı alana bakıp üzerine cümle kuruyoruz ama yorum yapıyoruz. Onun bizi götüreceği yol, hani Bakara suresinde de ayet-i kerimelerde Mevla buyuruyor ya, asa entekrahu şey'en, bir şey olur ve hoşunuza gitmez. Evet. Ve huve hayrul lekum, onda sizin için iyilik olabilir. Asa entuhibbu şey'en, bir şey olur ve sizi çok mutlu eder. Sevdiğin kızı verirler mesela. Ya da bilemezsin başına ne çoraplar verecek. Veya topu gibi bir evladın olur. Veya peşinden koştuğun arabayı, motoru satın almak nasip olur. Ve huve şerrul lekum, onda senin için kötülük olabilir diyor Allah. Ve şu ayet, şu hakikat, hocam bunu aslında telefonlarımızın bu açılış ekranına gelecek şekilde programlamak lazım. Evin kapısına yazmak lazım. Mutfakta dolabın üstüne yazmak lazım. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Evet. Dediniz ya, Allah'ın sıfatları tamam cüz'en bizde de var ama o Allah, biz insanız. Biz o fener şimdi burayı aydınlatıyor. İyi kötü bir şeyler görüyoruz. Kendimize göre diyoruz ki bu iyi, bu kötü. İşte sabır ve şükür de orada devreye giriyor. Kötü dediğimize sabretmemiz gerektiği, iyi dediğimize şükretmemiz gerektiği gibi bir anlayış sergiliyoruz. Evet. Ama Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ancak Allah bilir. Vallahu ya'lemu. Neyi? Hayır nedir? Şer nedir? İyi nerededir? Kötü nerededir? Ve huve velakin vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Ama siz bilmezsiniz diyor hocam. Yani evet. Bizim bu neyin hayır neyin şer olacağına dair bilgisizliğimizi asla göz ardı etmemeliyiz. Evet. Olana, yani değil mi ki bu Hak'tan geliyor, az önce söylediğimiz gibi kahrın da hoş, lütfun da hoş yaklaşımıyla baktığımızda bir hadisi şerifte öyle beyan ediliyor. Yani müminin başına geleni, müminin gösterdiği tavır her iki durumda da değil hayırlıdır mi hocam? Hayırlıdır kendisi için. Ona, evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin durumu ne kadar enteresandır, şaşırtıcıdır diyor. Zira her iş onun için hayırlıdır. Hı hı. Bu sadece mümine has bir durumdur diyor. Onun memnun olacağı güzel bir olayla karşılaştığında şükreder. Bu kendisi için hayırlıdır. Hı hı. Yani şu burayı açmak lazım. Çünkü mutlu olacağımız şey kendisi güzel zaten. Yani tıpkı iftar yapacağımız gibi inşallah. İftar yapacağız. Bu başlı başına güzel bir şey. Çünkü karnımızı doyuracağız. Ve aynı zamanda da şükrediyoruz ki Rabbim bize bu nimetleri bahşetti. Ve oruç sonrası önümüzde biraz yemek var. Karnımızı doyurabileceğimiz yemek var. Ve şükrettik. Yani hem maddi anlamda güzel bir şey hem de manevi anlamda.
Peygamber Efendimizin dikkat çekmek istediği şey bu. Yani bunun ters tepeni nedir? İşte örnek veriyorum, önünüzde nimetler olur ve siz azarsınız, aşırıya gidersiniz, şımarırsınız, nankörlük edersiniz. Nankörlük edersiniz ve sonuçta o nimetleri de bulamazsınız. Bununla ilgili de bir ikazı var değil mi Rabbimizin ayeti kerime? Hı hı. Bir teheccüd arası versek bu ayeti, yani nimete şükran ile yaklaşmakla küfran ile yaklaşmanın neticelerine ilişkin Rabbimizin ikazına inşallah. Kardeşler, bir teheccüd arası veriyoruz. Ebu Bekir Cüm hocamla, din hizmetleri uzmanımız. Teheccüden hemen sonra sabredersek ne olur, şükredersek ne olur, nankörlük edersek ne olur'a dair Allah ve Resulü'nün ikazlarını konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizim için de dua etmeyi ihmal etmeyin efendim. Allah kabul etsin efendim namazınızı, dualarınızı. Artık alıştık sahur meclisinde teheccüd kılmaya ve dua etmeye. Allah razı olsun hepinizden. Biz Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Ebu Bekir Cüm hocamla dünyaya dair konuşuyoruz. Aslında bizi konuşuyoruz. Günlük hayatta her an başımıza gelen şeyleri ve onlara karşı kul sıfatıyla verdiğimiz, vermemiz gereken tepkileri konuşuyoruz. Hocam, bir hadis-i şerif paylaşıyordunuz bizimle. Evet. Efendimiz buyurmuştu ki, müminin işi şaşılacak derecede hayret vericidir. Evet. Çünkü o onun için hayırlıdır. Eğer müminin başına memnun olacağı bir şey gelirse şükreder. İki katı sevap alır. Hem maddi anlamda güzellik kazanır hem de manevi anlamda güzellik kazanır dedik. İkinci yansıması da hoşlanmadığı, zarar göreceği bir durum geldiği zaman da buna sabreder. Hı hı. Aslında buradaki sabır biraz şükürden biraz daha farklı bir boyut. Çünkü şükrettik de kazandık ama sabrettiğimizde daha çok kazanacağız. Çünkü karşımızdaki muhatabımızı da kazanacağız. Örnek veriyorum, sabretmemiz gereken bir durum oluştu ve biz metanetli durduk. İşte bu küfürden insan kendini koruyor, karşıdaki insana yanlış hata yapmaktan koruyor. Aynı zamanda sabrın kendisi de sabrettiği için, yani böyle bir erdem gösterdiği için de manevi anlamda kazanıyor. Hem maddi anlamda daha çok kazanıyor hem de manevi anlamda kazanıyor. Peygamber Efendimiz bizlere böyle buyuruyor. Ve yani müminin başına ne gelirse gelsin, mümin doğru tepkiyi verdiğinde hem bu dünyada işi lehine çeviriyor hem de ahiret için, yani mahşer günü için ciddi bir kazanıyor, avantaj kazanmış oluyor. Elhamdülillah. Ve hocam, insanın hayatı bir meyve ise, yani biz bir ağaç gibi yetişeceksek, bir meyve isek, sabır o meyveyi olgunlaştırıyor. Şükür de o meyveye tat katıyor. Bizim hayatımıza tat katar şükür, şükretmek. Çünkü az önce dediğimiz gibi yoksulluk farklı bir şey, yoksunluk farklı bir şey. Biz günümüz hayatında, en azından bugünden bahsedelim. Geçmişe ayrı parantez açmak gerekiyor çünkü. Bugünlük için yoksun olduğumuz şeyler, yani bizim için yoksulluk, yoksulluk kriteri, yani bizim için en azından günümüz Türkiye'si için geçerli değil. Yoksunluk, bir şey yoksun olduğu zaman biz ona fakirlik veya işte bir şey yoksun olduğu zaman biz ondan yoksunluk, onunla karşılaşmama veya işte o nimetten faydalanamama gibi görüyoruz. Ama işte asıl zorluğu, asıl sabrı işte biz burada ölçüyoruz. Yani sabır dediğimiz şey, az önce de değinmeye çalıştık ama sabır dediğimiz şey şu değil. İnsanın işte elini eteğini her şeyden çekmesi değil. Biz sabır gördüğümüz zaman veya kavram olarak aklımıza şöyle geliyor. İşte dervişin birisi oturuyor, elinde bir tesbih, sabah akşam tesbih çekerek bekliyor. Sabır bu değil. Sabrın aslında en güzel yansımasını çiftçi yapıyor. Çiftçi çok güzel sabreder. Çünkü bir meyveyi işte tohumunu atar, daha sonra kazar, gübresini atar, temizliğini yapar, bakımını yapar, hasadını yapar. Ve en sonunda artık o aldığı meyveyi satar veya işte kendisine bir kısım ayırır. Bizim ordu için konuşacaksak fındık, evet fındık için sabrediyoruz bir sene boyunca. Ona bakım yapıyoruz. Ve sabrederken aslında pek çok şey yapıyoruz. Birincisi bekliyoruz, evet. Beklemek var olayın içerisinde ama
İkincisi de fiiliyat. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere namaz gibi ibadetler için istikrar gerektiğini söylüyor. Çünkü istikrar dediğimiz şey kısa bir süreç değil. Sabır hepsini kapsıyor. Bunların hepsini kapsıyor. Ve olayın içerisinde fiil de var. Sabretmek için bekliyoruz, ibadet ediyoruz veya başka bir şey yapıyoruz. İşte o tohumu toprağa atıyoruz. Yani sabretmek edilgen bir nesne olmaktan ziyade evet, aktif bir özne olmayı ve eylemi gerektiriyor. Evet, kesinlikle. Onu anlatmaya çalışıyorum hocam. Hı hı. İşte sabrı bu şekilde görmek lazım. Mevlana'nın şu dizeleriyle devam edeyim hocam. Sabır bizim hayatımızı güzelleştiriyor. Eğer bir şeye sabır nazarıyla bakıyorsak, sabır gözlüğünü takarak bakıyorsak, hani Mecnun demiş ya Leyla için, ya siz ona bir de benim gözümle bakın. İşte bir de o gözle bakmak sabra. Sabra bir de Mevlana'nın anlattığı gözlükle bakacağız inşallah. Mevlana diyor ki, acıya sabreden metanet kazanır. Metanetli olur, yani dik durur. Hı hı. Açlığa sabreden oruçlu olur. Onun adı oruç olur. Yoksa sabahtan akşama kadar aç kalır diyor ya. İnsanlara sabreden hoşgörülü olur. Bunun adı hoşgörü olur. Eğer bir şey diliyorsak ve sabrediyorsak bunun adı dua olur. Duygularımıza sabrediyorsak bunun adı gözyaşı olur. Özleme sabrediyorsak bunun adı hasret olur. Ve sevgiye sabredersek bunun adı aşk. Aşk olur. Yeah. İşte hocam, süper, yani tıpkı şey gibi, şimdilerde İngiliz tuzu var, MSG, belki bilirsiniz. Katıldığı her şeye tat katıyor. Yani bu tabii insan sağlığı için zararlı bir madde ama, yani katıldığı her şeye tat katan bir şey, şeker gibi, tat gibi. Sabır böyle bir şey. Yani işte Ramazan'a güzel bir şey kattı bizim için, ibadetlere güzel bir şey kattı. Ve biz bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirdik. İşte sabır insanın hayatında o orta yola devam ediyoruz ya, Allahu Teala'nın bizlere söylediği. Orta yola devam ederken bir taraftan sabır, bir taraftan şükür. Yeri geldiği zaman sabır, yeri geldiği zaman şükür. Ama sabır fiiliyat dedik az önce. Bu fiiliyattan kastımız da şu değil. Biz sabrederiz, bekleriz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş deriz ama bunu bizi izleyen seyircilerimiz yanlış anlamasın. Yani kahrın da hoş, lütfun da hoş ama bu bize verilen bir iradenin de yansımasını bu, aynı zamanda gerekli. Bu hocam Allah'tan razı olma makamının cümlesi. Tabii. Yani ben elimden gelen gayreti gösteririm. Ve şavirhum fil emr. Bana düşeni istişare ederim. Sizinle, diğerleriyle, kendimle, çevremle. Organizasyonlar kurarım, teşkilatlar oluştururum. Devlet bu organizasyonların en üst çatısıdır artık. Sonra feizze azamte bi o alınan kararlar gereği bir tavır ortaya koyarım. Azmeder ve bir şeyler yaparım. Bak, aktif bir özne olarak. Sonra ve tevekkel alallah. En son muhtemelen bunu konuşacağız. Allah'a tevekkül ederim. O kahrın da hoş, lütfun da hoş. Benim bu vaziyet alış, iradi tutum ve davranış neticesinde Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin benim hakkımda yaratmış olduğu neticeye kul olarak göstereceğim tavrı sergilemesi bakımından anlamlı. Kesinlikle. Yani orada da ha bu kahır oldu, tamam bırakalım kendimizi. Değil, çünkü gelenin kahır mı lütuf mu olduğunu hocam bilmeyiz. Onu vurgulamaya çalıştım. Evet, onun evet. İçin biz kahır da desek hoş, lütuf da desek hoş. Çünkü bu bize göre kahır ve lütuf. İlahi planda ve o fenerin yarın projeksiyonunda karşımıza ne çıkaracağını bilmeyiz. Biz şuna iman ederiz. Allah kulu için iyilik diler, güzellik yaratır. Allah kulunun kötülüğünü istemez. İşte bunun adı da hamd işte hocam. Hamd ediyoruz Rabbimize. Burada dikkat çekmek istediğim husus şuydu aslında hocam. Yani hani az önceki örnekten devam edelim. İnsanın elindeki o fener var ya, yani yapmamız gereken şu değil. O feneri kenara bırakıp, ya her an karşıma bir şey çıkabilir. Ben fenerin yanında durayım, oturayım, bekleyeyim değil. Hı hı.
Çünkü o bizi işte Karl Marx'ın din halkın afyonudur cümlesine doğru götürüyor. Eğer öyle olursa biz şöyle deriz. Ya zaten bu dünyada şeylerimiz, işte çektiğimiz imtihanlar, şunlar, bunlar. Ya ahirette bunun karşılığını göreceğiz. O zaman biz bu dünyada çok da bir şey yapmaya gerek yok. Yani o mantık olmamalı insanda. Yani ahirete ertelememeli insanoğlu her şeyi. Yani şükrederken de, sabrederken de sürekli bir devir daim olmalı. Hocam burada ektiğini orada biçiyorsun. Orada biçmeyi ümit ettiğin bir şeyler varsa burada ekeceksin. Onu burada ekmek durumundasın. Kesinlikle. Burada dengeyi ya da şirazeyi şöyle kaybetmemek lazım. Ektiğini burada biçmeyi arzulamak. Evet. Yani ektiğini burada biçmeyi, burada harman yapmayı arzuluyoruz biz artık gelinen noktada. Yani seküler yaklaşım bizi iyice profan, yani böyle dünyayı arzuların merkezine yerleştiren bir zihniyete bürüdü. Evet. Ve bu bize nefes aldırmaz oldu. Yani biz normalde şöyleydi hocam. Dünya bir tarlaydı. Biz ekecektik, dikecektik, bakımını, her şeyini yapacaktık ve gidecektik hocam biçmeden. Çünkü mahşer harmanında biçilip serilecekti. Ürün ortaya konulacaktı. Evet. Getirin kitabını denilecek. İkra kitabı oku bakalım. Ne var ne yok. Neler yaptın neler ettin. Ama biz şimdi istiyoruz ki bu dünyada ekelim, bu dünyada biçelim, bu dünyada yiyelim. Yok, bu dünya yeme yeri değil. Diğer taraftan da mahşerde eğer güzel nimetlere kavuşmak istiyorsak bu dünyada biz böyle bekleyelim, orada da Rabbim bize versin değil. Burada onu ekeceksin kardeş. Kesinlikle, kesinlikle hocam. İşte ikisi de bir tarafı sabır, bir tarafı şükür gerektiren durumlar ve en sonunda da tevekkül. Yani sabredeceğiz, şükredeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Bu dünyayı bu dünyadan bir cennet beklemeyeceğiz. Çünkü dünyanın kuruluşu itibariyle bir cennet değil. Yani kodlarında yok. Bir yerde bir cennet var zaten. Yani bu dünyada bekliyoruz biz tabiri caizse. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi bu dünyanın nasıl söyleyelim oluşumunda, yazılımında böyle bir şey yok. Dolayısıyla geri dönecek olursak imtihan dünyasındayız, şükredeceğiz, sabredeceğiz ve bunları üç aşamalı bir şekilde yapacağız. Yani hem kalben sabredeceğiz, hem dilimizle sabredeceğiz, hem de fiillerimizle sabredeceğiz. Şükür de İmam Gazali bir şey daha ekliyor hocam, bir madde daha ekliyor, o da ilim diyor. Sabrederken ilme gerek yok. Çünkü o fener var ya, o fenerin ilerisini biz bilmiyoruz. Hı hı. Sabredeceğiz mecbur. Ama şükrederken diyor ki İmam Gazali, onda ilim de olacak. Çünkü neye şükretmeniz gerektiğini bileceksiniz kardeşim. Yani Allah-u Teala'ya şükredeceğiz. Allah-u Teala'nın nasıl bizi yarattığını veya dünyayı nasıl yarattığını, bizden neler beklediğini, işte veya neler yapmamız gerektiğini bileceğiz ki işte ona göre şükredeceğiz. Hocam şükredersek ne olur, şükretmesek ne olur? Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bir uyarısı var ayet-i kerimede. Onu da paylaşır mısınız bizimle? Paylaşalım. Yani sanki şükür böyle bizim âli cenaplıktan yaptığımız bir şeymiş gibi de anlaşılıyor bazen. Eğer şükretmezsek ne olacağına dair ilahi ikazı da paylaşın da. Kesinlikle. Bir fark. Aslında bir taraftan da insana haddini bildiren bir durum hocam. Çünkü yani bizim için lüks değil şükretmek. Bizim için gerekli bir şey. Yani hocam şükretmek dediğimiz şey minnet duymayı gerektirir. İnsan kime şükreder? İhtiyacını karşılayana şükreder. Yani şükrün altında psikolojik olarak ben muhtaçtım, benim ihtiyacım vardı. Ebu Bekir benim ihtiyacımı karşıladı. Ben aciz durumdaydım. Ebu Bekir güçlüydü, benim aziyetimi ortadan kaldırdı. Yani birine teşekkür ettiğinizde ona olan minnetinizi aslında dile getirirsiniz. Evet. Bu bağlamda Allah'a şükretmemenin neticesini lütfen paylaşalım. Burada hocam hemen paylaşacağım, siz söyleyince aklıma geldi. Şimdi şükrederken de, Allah-u Teala'ya hamd ederken de bunun edebini bilmemiz gerekiyor. Çok antiparantez açıyorum.
Lütfen. Çünkü muhatabımız Allah-u Teala. Şükürde edep, enteresan. Çünkü muhatabımız Allah-u Teala hocam. Şükrederken örnek veriyorum, Allah-u Teala'ya dua edeceğiz. Hemen şimdi bizi izleyen seyircilerimiz anlayacak olayı, hemen somutlaştıracağım. Düşünün ki ben dilenciyim ve sizin karşınıza geldim. Dedim ki ya oradan bana bir yüzlük verir misin? Ya oradan bana bir yüzlük ver. Hiç böyle dilenciyle karşılaştınız mı hocam? Değil mi? Onun da bir edebi var. Onun da bir adabı var. İsteyen insan boynu bükük olur. İsteyen makamındayız biz. Şükreden makamındayız. Bize bir nimetler verilmiş. Ve biz bunun karşılığını da veremeyeceğiz. Ya bir dilenci, ben dilendim sizden. Yarın bir gün çok zengin oldum. Piyango vurdu bana. Veya bir yerden bir miras geldi. Gördüm yolda sizi, dedim ki ya ha bak zamanında sen bana böyle bir iyilik yapmıştın hocam. Hadi ben de sana şunu verdim. İhtimal dahilinde. Ama Allah-u Teala'nın bize vereceklerinin verme ihtimalimiz yok. Karşılığını, dönütümüz yok. Yani bunda karşılık yok. Sabırda var, şükürde var, hamde yok. Allah-u Teala'ya karşı çünkü. Yani onda öyle bir yansıma yok. Dolayısıyla isterken biraz daha edepli, biraz daha tabiri caizse haddini bilerek. Hocam istemede altın kurallar var. Öteden biri sever ve paylaşırım. Tapduk Şeyh'imden duydum. Der ki, isteyene verilir. Bu temel kural ve prensiptir. Sünnetullah. İsteyene verilir. Allah'ın vaadidir bu. Yeter ki kişi şu iki şeye dikkat etsin. Bir, istemeyi bilmek. İki, istemeye yüzü var mı yok mu onu bilmek. Diyor ki şey, yeter ki kişi istemeyi bilsin, bir de istemeye yüzü olsun. Allah kendisinden isteneni isteyene verir. Hani evet. Üd'uni İsteyip lekum buyuruyor ya, evet. Yani kullarıma söyle, ben onlara yakınım, o halde bana güvensinler, benden istesinler ve ben de isteklerine icabet edeyim, karşılık vereyim. Tapduk Şeyh'im de burada onu söylüyor, istemeyi evet. Bileceksin kardeş diyor. Kesinlikle hocam. Bir de istemeye yüzün olacak. O dua ederken elleri açıyoruz ya hocam, o elleri açtıktan sonra da kafamız böyle havalarda dolaşmıyor. Elimize bakıyoruz, seyircilerimizle bu vesileyle paylaşalım. Dua ederken eli açmak, Allah'ım ben bana düşeni yaptım demektir. O ele bakmak da yani hakikaten ben bana düşeni yaptım mı ya? Yani böyle söylüyorum Allah'a, açıyorum ellerimi ama daha yapacağım bir şeyler vardı da geride bıraktım mı? Haddim olmayanı mı istiyorum yoksa? Derler ki erenler, Allah bize Allah'a açılacak eller... O ellere bakacak yüzler nasip eylesin. Amin, amin hocam. Allah razı olsun. Sizin söylediğinizden, yani o parantez biraz fazla genişledi olsun, ama. Sıkıntı yok hocam. Şöyle, insan isterken dedik ya istemesini bilmeli. Bu aslında somut anlamda da böyle. Yani mesela seyircilerimize yani acizane söylüyoruz. Mesela bazen insanları dua ederken görüyoruz. Tabii ki Allah-u Teala diyor ki benden, yatarken Allah'ı tesbih edin, ayaktayken Allah'ı tesbih edin, otururken Allah-u Teala'yı tesbih edin. İsterken ama biraz daha yani istiyoruz yani böyle biraz daha yaslanarak işte rahat bir şekilde değil de biraz daha böyle kendimize çeki düzen vererek. Tadarru'an ve hufyeten diyor ayeti kerimede. Yani böyle korku içerisinde haşet, ve böyle inleyerek tam, yani evet. Bağırarak çağırarak değil. İçinden sessiz bir şekilde de değil, böyle fısıltılı, kısılmış, adeta hani benim tercümem o, birebir tercüme öyle değildir. İnler bir vaziyette ama her durumda haşyetle yani korkarak diyor. Ya hocam, olmazsa. Evet, bunlar aslında tecrübi duygular, yani karşı tarafa aktarılamayan bir duygu bu. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, onlar diyor Allah'ın adı anıldığında kalpleri çarparak, titreyerek, heyecanla ibadet ederler. Yani şimdi ben kendi şahsım açımdan söylüyorum. Yani o makası yakalamak gerçekten çok zor bir şey. Yani istemekte de aynı şey geçerli. Hemen ayeti söylüyorum hocam. Estaizu billah. Ve iste ezzene rabbukum le in şekertum le ezidennekum ve le in kefertum
inne azabi leşedid. Hani Rabbiniz size şayet şükrederseniz size nimetimi artırır da artırırım. Yok eğer nankörlük ederseniz bilin ki Allah'ın azabı şiddetlidir buyurmuştur. Hafezen Allah. Bu Müslüman için gerçekten bir çizgi. Aslında şöyle aklımıza gelmeli. Hani bazen evlatlar babalarına yaramazlık yaparlar. Baba böyle birden hiddetlenir. O çocuk durur. Yani aslında bunu öyle görmek lazım. Tamam bak nimet verdim. Size istifade edin. Şükrederseniz ben bunu artırırım. Ama bilin ki bir taraftan da bilin yani. Eğer siz buna nankörlük yaparsanız o zaman benim azabım da şiddettir diyor Allah-u Teala. Hocam şükür artırıyor. Nankörlük, dikkat etsin kardeşlerimiz, azaltmıyor hocam. Azabı artırıyor. Evet o bu, da artırıyor. Hocam bu çok manidar bir durum. Yani evet. Normal şartlar altında matematiğe göre yani A durumu artırıyorsa bunun tersi olan B durumunun azaltması gerekir. Ama şükrün artırdığı yerde nankörlük hocam o verilen nimetin azalmasını değil, nimeti verenin azabını celbetmesi bakımından oldukça manidar. Kıymetli kardeşim, sevgili meslektaşım, Allah razı olsun. Cümlemizden ne niyetinde geldin. Şöyle son sözlerini alıp toparlayalım son inşallah. Son sözümüzü de tevekkülle söyleyelim hocam. Onda Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir hadis-i şerifi var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah aç bir şekilde çıkıp, akşam da tok dönen kuşlar gibi rızıklandırılırdınız. Bu bizim için çok büyük bir söz, çok büyük bir mihenk taşı. Yani o tevekkül, o adanmışlık diyelim insanoğluna. Güven hocam, müthiş bir güven duygusu var. Evet, yani bunun altyapısını hazırlamamız gerekiyor. Yaratıcıya müthiş bir güven var. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Hani iş yerlerinde yazıyor ya, rızık Allah'tandır. Yani beni yaratanın benim rızkımı da vereceğine dair bir güven. O sabırla sabah kalkıp güne başlamak. Bir kutsi hadisi şerifte beyan edildiği gibi aç vahşi hayvanlar gibi sağa sola saldırmadan sükunet içerisinde Allah'a güvenerek onu kendimize vekil kılarak. Tevekkül bambaşka bir mevzu. İnşallah aslında bunun için işte giremedik. İnşallah bunun için yeni bir programda yine birlikte oluruz. İnşallah kıymetli hocam. Ben teşekkür ediyorum. Seyircilerimizin yapacakları ibadetleri, oruçları şimdiden Rabbim makbul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Sabır, şükür, tevekkül ve hamdi iyi anlayıp hayatına aksettiren kullarından eylesin. Bizleri sabırla dinlediler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet, bu seher vaktinde Rabbim dualarına inşallah bizleri de ortak etmelerini ve bu ortak duaların kabulünü, müstecab olan dualar zümresini, duhulünü nasip eylesin. Amin. Hocam ayağına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Rabbim ömrüne, ilmine bereket ihsan eylesin. Cümlemize inşallah. Sevgili dostlar, kıymetli izleyicilerimiz, Altaş Televizyon ekranında bu sahur meclisinin ev sahibi Ebu Bekir Cüm hocamızdı. Ordu Din İl Müftülüğü, Din Hizmetleri uzmanı. Kendisiyle dünyanın imtihan oluşunu ve imtihanlar karşısında sabırla, şükürle, hamdle, tevekkülle nasıl kulluk yapılacağını konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki seher vaktinde, bir sonraki sahur meclisinde yeni bir konu ve yeni bir konukla yine karşınızda olana değin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, esenliği, hidayeti, inayeti, selamı cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Niyetleneceğiniz oruç makbul ve kabul olsun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.